Acaba tabii merak edilen konulardan biri de acaba e, Kerem ve Marka arasında e, önceye dayanan bir sıkıntı da mı vardı? Yani ya Kerem bir anlaşmazlık Kerem mesela böyle bir Marka bilgi var mı? Kerem'le Marka'nın önceye dayanan mesela ne gibi bir anlaşmazlık olabilir? Yani bilmiyorum. Benim mı? aklıma Lorya gelen şu, bir anlaşmazlık, savaş. anlaşmazlık hani genel anlamda bir... Halil'le Kerem'in çok iyi arkadaş olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda aynı coğrafyanın çocukları olmanın getirdiği bir yakınlık duygusu da olabilir bu. Halil ile Kerem'in yakınlığının e, Halil ile Markao arasında Ümit Birliği takımında yaşanan kavga hadisesi sonrasında Markao'da bir antipati yaratma ihtimali var. Peki geçen sezon yarım sezon Halil ile beraber oynamadılar mı? Marka Halil'e pas verdi. Golden sonra sevindiler. Görüntülerde bir sürü böyle şeyler var. Olabilir var ama yani. Geçen zaten sezon, bu yarım olayla her bakalan, olmaz. Halil'in attığı golden sonra ilk koştuğu o grubun içinde Marka görüntüler bulabiliriz. Bakalım arşivlere bunlar var. Hani Görüntüye aldanmamak şey, lazım ya görüntüye tabii ki aldım. Kaldı ortam. ki ben ben marka e, Halil e, kavgasında Halil biz anlaştık dedikten sonra kurcalamanın hiç de ahlaklı olmadığını söyledim, yazdım, çizdim. O bambaşka. Ya bir da şey. burada Markao'nun böyle biz bir vurma meselesi yaptığı bir durum mu var acaba? Çünkü hani e, acaba ben seni uyarıyorum. Hani takım içerisinde bir büyüğün olarak sen bana nasıl sus işareti yaparsın? sonrası mı? Bunun tekrar, hiçbir şekilde hakkı tekrar, tekrar yok. Tekrar tekrar bunu konu söylemek da. istemiyorum. Geçmişte bunlar hani antrenmanlarda gurur yapabiliyor yoksa. bazı futbolcular. Abilik kavramı var ya takım içinde çok fazla var. O evet. abilik kavramı. Evet, gurur yapar gidip kafa atsın diyorsun. Abi, mümkün diye böyle bir şey olmaz. Antrenmanda mesela ben bu gibi Beyzer şimdi geçmişteki futbolcuları tekrar bazı altına vurayım mı? Bir futbolcu genç bir futbolcuya ikili mücadelesinde aslında tokat atıp Sonra soyun tatlıya bağlı futbolcunun babası gelip buraya yakacağım diyen ben durumlar biliyorum yani. Bunlarla karşılaştım. Savaş yani. kaptanlık durumu var mı? İkinci, üçüncü, dördüncü kaptan gibi bir sorumluluğu Yok. var mı? Yok. Sen az önce dedin ya kaleciden kaptan olmaz. kısmen haklısın. Belki Markano kendisini kaleci hariç diğer oyuncuların saha içinde önde oynayan oyuncuların kaptan olarak varsayıyor olabilir mi? olabilir ama orada eğer böyle bir kaptanlık varsa Fegül'ü var mesela. Marka'dan daha eski. Yani Mustera'dan sonra saha içinde birisi kaptanlık yapacaksa Fegülü var. Arda var. Diyesi Arda ke kenarda. Ama. Yani <laughs> o yüzden diyorum yani orada ikinci kaptan en azından Fegülü olmalı. Hayır, Fegül ikinci, üçüncü, dördüncü kaptan değil yani. Değil. Bilmem birinci kaptan, sonra. Mustera ikinci kaptan, Arda eğer üçüncü olacaksa sıralamaya göre bakıyorum. Tecrübeye evet. göre Fegülü geliyor şu anda ilk benim kafamda mesela hatta yani o yüzden dün saha içinde yaşananlar bak biz futbolu konuşmuyoruz. Hakemin kararlarını konuşamıyoruz. Vermediği penaltı. Verdiği gibi. ve vermediği para, kararlar var. Ha, dün akşam gerçekten de senin az önce ifade ettiğin bak Ultra Aslan'ın şu açıklaması son cümlesi çok güzel. 1481'den beri kültürün simgesi, 1900'den beri sporun beşiği olan Galatasaray'da siz buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir. Bu cümle çok güzel bir cümle. Evet çok güzel. işte. geleceği hani, ne olacak? Bu tüm oyuncular için, gençler için de, takım içinde bir dengeyi bozdu. Bak ya Galatasaray Galatasaray'ın geleceğini tokatladı ya. Geleceğine yumruk attı yani. Kerem Galatasaray'ın geleceği, bir diğer geleceği de Halil onu da dövmüş. Yani tamam Marco, ben Marco'yu da hiçbir zaman çok iyi vazgeçilmez bir stoper olarak görmediğimi söyledim, yine söyleyeyim. Tıpkı e, gelip gelip Onyekuru gibi yani çok iyi oyuncular olabilirler. Galatasaray büyük takım büyük takımı taşıyacak özellikleri olmadığını söylüyorum. Markova bana göre aklıyla oynayan, e, çok akıllı bir oyuncu fakat çok ağır. Yani sürekli hücum oynamak zorunda olan büyük takımların arkasındaki adamlar çabuk olacak. O, ha o oyunculuk özelliği. Onun dışında Vazgeçilmez bir oyuncu olmadığını söylüyorum. Parasını bulduğunda keşke satsaydı da Galatasaray bu durumlara düşmesin. Çünkü öyle bir reklam oldu ki dünyaya. Belki milyonlarca kez izlenecek bu görüntü. İzleniyor. Az önceki cümlelerine %100 katılıyorum. Geçmişte Galatasaray'daki başkanlık seçimler öncesi Sayın Mustafa Cengiz ile Eşref Hamamcıoğlu'nun Ali Sami'ni anma töreninde bir omuz meselesi vardı. Ben o zaman demiştim ki bu omuz Ali Samiye'nin kabrinde olduğu için Ali Samiye'nin hatırlamamızdır. Galatasaray hatırlamamızdır. Yani hiç, olmaması Hiçbir şey atmadım diye söyledi. Atmadım sandım. dedi ama şimdi görüntüler vardı. Çok geç açıklama yaptı. O zamanlar o yapılan açıklamayı e, açıklama yapmaması lazım. Ben onun üzerine söyledim. Bu da senin net ifaden Galatasaray'a atılan bir tokat. Evet. Fatih Terim'e, diğer oyunculara. Yani burada Kerem olarak bakmamak lazım. Kerem Aktürk olarak bakmamak lazım. Şu anda bu Galatasaray'a vurulan bir darbe oldu. Mustafa'nın müdahil olmamasını nasıl yorumluyorsun sen? Niye haliniz varsa aranızda paylaşın mı ha, diyor? Orada işte bir disiplinsiz, bir ciddiyetsizlik bir şey var takım içinde. Sedat abi? Sezon başı. Genelde Bu takım... Bu koştu geldi bu arada. Yani Hakem buradaki görüntüde da. belki çok net görüyor ama ben hatırlıyorum Muslera'nın koştuğunu. Ama dediğin gibi ama öyle Cahne e gibi tutayım hani doğrudan olaya müdahil o olayım o olay gibi bir şey Onun olacaksın. Yapmadı. Takım kaptanıysan oraya olacaksın. Ben eğer bir bir takımın lideriysem oraya kafamı, gövdemi, başımı her şeyimi sokarım. Evet, takım ilk kaptanı ilk orada, orada noktasında... olacak. Yanında evet. Cagney olacak. Yani Cagney'in hareketi tekrar söylüyorum. Tebrik ediyorum Cagney'i. Çok eleştirdim. Kasımpaşa'nın ihtiyaçları. Cagney sevilmiş sana... çocuk ya. Beniz kızı hiç antipatik Selahattin abi bu İngiltere yaramış ona. Onu bilmem. Bence İngiltere Premier Lig'deki evet. yarım sezonluk o oyunu oradaki o belki takım içindeki ciddiyet Cagney'i kendine getirmiş. Cagney oyunuyla saha içindeki o karakteriyle Ha bundan sonra ne olur bilmiyorum inşallah nazar değmez bir peki caddeye şimdi konuşalım o zaman biraz daha işin futbol boyutuna geçelim ama bugün ne karar çıkmasını bekliyorsun bir kapatalım marka konusunu Savaş yani şu anda hakikaten bir karar beklemiyorum ama camianın sesi olursak camiayı dün akşamdan beri takip ediyorsak dün akşam takım otobüsüne alınmaması uçağa alınmaması ve kadro dışı bırakılması hmm. bu olay kolay alınacak bir karar değil ben camianın sesi olarak söylüyorum yani camianın sosyal medyada gördüğüm taraftarlarda eğer marka bu takımda kalırsa maça da gitmem. Maçı da izlemem diyen çok taraftar gördüm, yorumları gördüm akşam. Bana gelen yorumlarda da bu yönde. Ben şu anda Fatih Terim'in dün akşamki açıklamalarında evet. Melo krizini bile biz kendi içimizde açtık. Melo Reyer'e kavgasında kendimiz açtık. Hani bu olayı dışarıya duyurmadan Fatih Hoca açıklamıştı. O gün de bası toplantısına bizi çağırdı zaman dün gibi hatırlıyorum. Buradaki kararı yönetim bir açıklama yapmadı. Sayın Burak Elmas da maçtaydı. Bu konuyla ilgili açıklama yapmadı. Fatih Terim ilk önce yayıncı kuruluşa vermiş olduğu meselede biz bu işi kendi içimizde çözeriz. Dışarıya bırakmayız. Her zaman Fatih Hoca'nın bu ön görüşü vardır. Bu dışarıya ama, bırakılmak bırak bırakmayız boyutunu çok aştı. O Fatih dışarıya Hocam bırakmayız değil. derken Dünyada şunu söylemek yok. istiyorum. Bir durum var ama Savaş. Şimdi bir arka planda yaşanan sıkıntıyla herkesin gözü önünde yaşanan bir durum aynı etkiyi yaratmıyor. Ve muhtemelen sonuçları da aynı olmayacaktır. Burada ne var biliyor musun sevgili Ezgi? Burak Elmas, Fatih Terim arasındaki o birliktelik seçim öncesi, seçim sonrası çok iyi gidiyordu. Fatih Hoca'nın eğer burada markaya bir miktar para cezası verelim, takımdaki dengeleri bozmayalım gibi. Şimdi bak varsayım üzerine konuşuyorum. Böyle bir şey gelirse... Fatih Hoca'nın sonu olur. Fatih Hoca'nın tamamen yönetim ona karşı bir şey verebilir. Evet, Fatih Hoca'nın burada göstereceği refsek yazılı ya da sözlü nasıl bir yönetime rapor verecek çok merak ediyorum. Ama burada sıcak bir şey verirse yönetimin tavrını çok net olacağını, yönetim bunun altına kalkamaz. Burak Elmas burada marka için çok radikal bir karar almak zorundadır. Çünkü şu anda hem Fatih Hoca cephesinden bakıyorum, hem yönetim cephesinden bakıyorum, hem taraftar cephesinden bakıyorum. Ee... Burada son sözü yönetim söyleyecektir. Ve Fatih Hoca'nın vereceği kararın dışına çıkabilirler. Ya bir de Galatasaray kararda. camiası şunu yapıyor. Öz, belki hani 17 yaş ortalaması yapıyor bunu. Ya işte marka bunu yaptı da sizinki de şunu yapmıştı. Siyah beyaz bunu yaptı. Bordo mavi şunu yaptı. Sarı razı bu oldu. Hep eski kötü örnekleri veriyor. Oysa hepimiz biliyoruz ki Galatasaraylılar da örneklerini, örnekleme yaptıkları olaylar hakkında çok sert ifadeler veriyorlar ilçeli bir duruş bekleyen, e, beklentiler içinde olduklarını ifade ettiler sık sık. Yanlış olduğuna inandığım bir şey varsa ortada, başkaları üzerinden kendini tarif etme. İlkelerin üzerinden kendini tarif et. Galatasaray bir ilkeler bütünü ise ki öyle olduğu iddiasında diğer takımlar gibi ama işte Galatasaray bir eğitim yuvası aynı zamanda. O zaman... Armudun sapıymış, üzümün çöpüymüş. Ahmet öyle yapmış, Mehmet böyle. geç onları ya. Ortada somut bir olay var. Çerçevesi, sınırları belli. Bu olay hakkında senin kurumsal duruşun ne olmalı? Ona bir karar ver ve onu uygula. Ben Galatasaray kültürünün parayı, marayı, bunları hiç şampiyonlukmış lan bunları hiç önemsemeden bugün göreceğiz. 4, 4 maçta bir karar şimdi, şimdi. izlediğimiz 4 Avrupa maçı, 2 1 de lig maçı, 5 maç. 5, maç. 5 maçın içinde bakıyorum. Yeni bir takım, genç bir takım. Ama takım içinde bir ciddiyetsiz, bir disiplinsizlik var Selahattin abi. Dört maça baktığın zaman. Mustara'nın kırmızı kartı, bir önceki maçta yediği gol. Luyendaman'ın 3-4 maçtır bu kadar saha içindeki disiplinsizliği, geri pasları, ikili mücadelelerdeki hataları. Yani var bir şeyler var takım Fatih içinde. Fatih takımında bunlar nasıl olabiliyor sence? Bir şeyler var işte bak ben bu kadar hataya özellikle bu kadar disiplinsizliğe çok fazla görmedim. O yüzden o rahatlıkla sonraki, rahatlıkla lakaydilik arasında gidip gelen çocuklar şimdi oyuncu mesela var burada arasında. biraz önce söylediğim gibi renders maçı var bir tarafta Lüüyunda bir tarafta Marka ee, Nelson lisansı çıkmadı İsmi de bildirilmedi. bu maçta yine oynayamayacak baktığımız zaman burada bir karar vermek zorundasın. ozon manfor var elinde çıkar ozon Manfor oynat bu genç oyunculara verilen şans bir de onu görsün insanlar varsa ya, hata yapsın alpaslan var diyorsunuz alpaslan var. var ama Elinde stoper abi. Bu ya, o zaman işte bu takımda stoper istiyorum. ya. Bir Bak, görsün insanlar ya. 100 yıllık, 120 yıllık camialar için günlük skorlar üzerinden durum değerlendirilmesi yapacak durum değil bu. Melo ara kavgasında Galatasaray o sene playoff'lu şampiyonluğu kazandı. Ama o kavga soyunma odasındaydı Ezgi'nin dediği gibi. Ya ben yani Ben savaş içinde... şöyle düşünelim. Biz seninle reklam arasında kavga etsek bunun farklı sonucu olur. Burada kavga etsek farklı e, tabii sonucu Tabii ki. Olur. Tabii ki etik olan yani. ben burada zaten her şeyi yutarım. Ezgi sen bana bir şey söylesen hepsini içime atarım. Çünkü yani. profesyonel bunu gerektirir. Evet. Ha ben Marka... garanti veremem. Ben, <laughs> veririm ben veririm abi. Ben misin? veririm. Ben e, burada e, bir tek, e, bir e, tek şey bir kavga yaparım. Ya. Benim ülkeme bayrama laf söyleyen insanla burada kavga yaparım. Onun dışında her şeyi burada bırakırım. Ama sen burada ülkeme bayrama laf söylesen kavga yaparım abi. Benim milletime bayram bayrama laf söylesen kavga hiç esirgemem yaparım. Ama küfür et bana onu devre, reklam arasında yaparız. Buradaki sonuçlara hep birlikte göreceğiz. Bakalım neler olacak? Bugün zaten bu işler netleşir, ama tekrar söylüyorum cezası ağır olmalıdır. Nasıl bir ceza gelir? Ne olur? Hep birlikte göreceğiz. Ölceğiz. Bugün çıkacak karar. Bakalım nasıl bir kararla karşılaşacağız. Şimdi.